Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Ne işi varmış Tatçı'da? Burak bu. Yaptıklarına akıl sır ermez ki. Ya neyse, sağ salim ortaya çıktı ya, önemli olan bu. Yani ortada bir sorun kalmadığına göre... Hı. Diyorum ki bir anda değişiklik yapsak. Mesela bugünü baş başa geçirsek ne dersin? Bilmem. Kulağa hoş geliyor. Yoksa bu tamam demek mi? Tamam. Yani Burak ilk defa bir işimi yaradı. Peki ama ne yapacağız? Nereye gideceğiz ki? Hemen girelim. Benim çok güzel bir fikrim var. Öyle mi? Neymiş? Sürpriz. Vallahi biz çok açız. Bize hiç sorma. Kafana göre ne varsa getir. Hadi bakalım. Ya burası çok güzel bir yermiş. Evet, çok güzel. Ben de beğendim. Daha önce Datça'ya gelmiştim ama buraya ilk defa geliyorum. Sese bak ya, kafam şişti. Ya yazık ama. Neden ağlıyor ki acaba? Neden olacak? Şımarıklıktan. Canım benim ya. Onun da vardı kendisine göre bir sıkıntısı. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Gel. Gel bakalım. Gel. Tamam. Tamam. Güzel gözlü. Ağlama ama. Ağlama. Tamam. Rica ederim. Bak, demek ki ilgi istiyormuş. Haklısın. Bakar mısınız? Bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Tabii. Çekiyorum. Teşekkürler. İsterseniz biz de sizin fotoğrafınızı çekebiliriz. Sağ olun ama bizim yanımızda fotoğraf makinemiz yok. Bizim makineyle çekeriz, sizin mailinize göndeririz sonra. Tamam öyleyse. Kızım, nasıl aşıklarsınız siz? Sarısanıza birbirinize. Bu zamanların kıymetini bilin. Yaşlanınca olmuyor bunlar. Neriman, çocuklara neler söylüyorsun öyle? Yok, siz yanlış anladınız. Biz sadece arkadaşız. Aa, öyle mi? Ben de sandım ki... Aa, yok yok. Benziyorsunuz, yakışıyorsunuz birbirinize. Evlenirsiniz siz. Çekiyorum. Yok teyze, Allah korusun, tövbe de.
Evet teyzeciğim, tövbe deyin. Biz de amcanla başlarda birbirimizi yerdik sizin gibi. Ama bak, 30 yılı devirdik. Nasıl devirdik bir de bana sor. Duyuyorum seni, duyuyorum. Çekiyorum. Burak aradı. Nihayet. Nasıl, iyi misin? İyi, Datça'daymış şu an. Ne? Ne iş varmış orada? Biz burada meraktan öğrenelim, o keyif peşinde. Çağla, hemen sinirlenme. Düşündüğün gibi değil. Nasıl peki? Öğrenebilir miyim? Ya ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum ama gitmek zorunda kalmış. Olumsuz bir şeyler olmuş. Umarım dediğin gibidir Volkan. Yoksa Burak'ın bu yaptıkları affedilir gibi değil. Tamam, sen şimdi sakin ol. Ben her şeyi hallettim. Bir iki saat alacaklar. Ben kahvaltıya geçiyorum. Gelirsin. Tamam. Üzerimi değiştirip gelirim ben de. Bakalım bu sefer kim nasıl açıklayacaksın Burak? Böyle olmayacak. Hadi kalk. Ne oldu? Nereye? Denize. Sana yüzme öğreteceğim. Ya saçmalama. Ben yüzemem. Öğrenemem. Ben sana öğretirim. Hadi. Ya bari dizimize kadar gidelim sonra geri dönelim. Olur mu? Sen bana güven. Ben seni bırakmayacağım. Yeter ki rahat ol, tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı, anlaştık mı? Tamam. Ama bak, bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam, tamam. Evet, bence bu kadar yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır. Bir yatakta yatıyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz. O zaman yürümüş olursun. Yüzmüş olmazsın. Evet, mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol. Sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım. Hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Yavaş, boğulacağım. Tamam, tamam. Seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin, kaç yaşını hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak, artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım. Rahat ol. Korkma, tamam mı? Tamam. Hadi. Bak, işte oldu. Ya, gerçekten oldu mu? Yüzebiliyor mu ya? Pek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam, ben hazırım. Ay, ayağıma bir şey dokundu. Balık falandır ya. Ya. Ya ne olur artık çıkalım. Bak, bu kadarı bile bana fazla geldi. Olur, olur. Tamam, çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama, tamam mı? Aslı, boğazıma yapışmışken bu çok zor. Hadi. Tekne gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam, hazırlanalım.
nerede bu kız ya? Başına bir şey mi geldi acaba? Ya olabilir mi? Bir şey yapmam lazım. Ama ne? Benim biraz işim var. İdare edebilir misin? Tamam, merak etme. Ya abi, keşke biz de gitseydik Burak'ı almaya. Ben bence Datça'ya hiç gitmedim. Biz başka zaman gideriz. Şimdi Burak'ı alıp hemen dönmemiz lazım. Peki abicim. Babam gelecekti. O nerede kaldı? Burak ortaya çıkınca başka plan yapmış. Mesaj attı, geç geleceğim dedim. Tamam o zaman, biz otelde bekleyelim. Tamam, ben ofise çıkıyorum. Tamam, görüşürüz. Bundan ister misin? Merhaba. Merhaba. Beni tanımadınız sanırım. Ben Aslı'nın arkadaşı Gonca. Aa evet, hatırladım. Dünden beri Aslı'ya ulaşamıyorum. Çok merak ettim. Sizin ne olacaktı? Biz dedi zaten ama ufak bir sorun çıktı. Sorun mu çıktı? Ne oldu? Aslı iyi mi? Bir sorun varsa söyle lütfen. Sakin ol, Aslı gayet iyi durumda. Burak'la beraber şu an Datça'dalar. Bir saate kadar falan herhalde yola çıkarlar. Şükürler olsun. Ödüm patladı. Gonca. Erdem. Teşekkürler Volkan. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir problem mi var? Yok canım, ne problemi olacak? Ne o, asılıyor muydu sana? Bir de nereden biliyorsun ki sen ismini Volkan dedi? Ne Volkan kim? Sen beni kıskandın mı yoksa? Evet, yani kıskanırım. Mesai saatlerinde ne yapıyorsunuz burada? Volkan Bey dolaşıyor, görmediniz mi? Volkan Bey kim? Otelin sahiplerinden. Otelin sahiplerinden mi? Evet. Hadi şimdi derhal görevlerinizin başına. Yani ben otel sahibine, patronuma posta koyacaktım. Bittiydi. Biraz sonra baş başa kalacağımız çok güzel bir yerde olacağız. Tamam, tamam. Stres yapmıyorum. Yapmıyorum. Muhteşem değil mi? Esin'iniz değil mi o? Evet, harika çalıyorlar. Gel dinleyelim. Ne? Merhaba. Merhaba.
Ben sizin hayranınızım. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Bu akşam konserimiz var, tekneyi bekliyoruz. Tamam. Bol şans. Sağ ol, teşekkür ederim. Haydi o zaman. Aa, gidiyorlar. Vay, senin de yapabildiğin bir şeyler varmış demek ki. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Tekne birazdan gelir. Gel şurada biraz oturalım. Haber de veremedim. Annem çok merak etmiştir şimdi. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Annemle ikimiz yaşıyoruz. Peki ya baban? Babam ben 6 yaşındayken vefat etti. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Zor olmalı. Nasıl oldun? İş kazası. Babam çok başarılı bir mozaik ustasıydı. Yani Türkiye'nin en iyilerinden diyebilirim. Bir otelde mozaik yaparken yüksek bir yerden düşüyor, kaybediyoruz. Çok kötü. Evet, insanın sevdiği birini kaybetmesi çok kötü. Bir ailesinden biri ise. Evet, çok zor. O duyguyu ben de biliyorum. Ben de 2 yaz önce babaannemi kaybettim. Benim için çok önemli bir insandı. Çok yakındık. Beni o büyüttü diyebilirim. İnanmazsın belki ama ben küçük bir köyde büyümüşüm. Hayatta inanmam. Gerçekten. Tabii köy dedeme aitmiş. Tamam, şimdi oldu. Yine de köy köydür. İlkokula kadar babaannemle orada yaşamışım. Göndermemiş beni. Annenle baban çalışıyorlar mıymış? Evet. Babamın lise hayatları fazla ve uzun süreli oluyormuş. Tabii annem de babamın peşinden oradan oraya. Ben de babaannemle. Çok güzel günlerdi. Peki gidiyor musun o köye? Yok. Yıllardır gitmiyorum. Bu saatten sonra da gitmem zaten. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben babaannemin cenazesine gidemedim. Mezarını bir kere bile ziyaret edemedim. Neden? Bilmiyorum ben. Sanırım öldüğünü kabul edemiyorum hala. Ne oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Hiç. Şaşırdım. Neden? Pek belli etmesem de benim de bir kalbim var. Evet, fark ettim. Canım, önce ben bir konuşayım. Durumu açıklayıp burada kalmanın uygun olup olmadığını bir sorayım. Gerekirse o çağırır zaten seni. Tamam? Tamam. Ay bunu kemireceğime koltuk kemiririm daha iyi ya. Of, tatsız, tuzsuz. Portakal suyu koyuyor yemeğe. Selda Hanım, müsait misiniz? Müsaitim. Şey, Emel'in bir sorunu var da düşündüm de belki siz yardımcı olursunuz. Öyle mi? Ne varmış? Emel'in kızıyla birlikte yaşadıkları evden çıkmaları gerekiyor da. Acaba bizdeki boş müştemilata geçse, en azından bir süreliğine yatılık alsa diyecektim. Emel'in kızı mı varmış? Kaç yaşındaymış? 20. Ay yok Şükrancığım, yok. Ben genç kız istemiyorum evde. Bak senin kızın başka çünkü o bizim yanımızda büyüdü zaten. Ama yeni bir genç kız falan lütfen. Şey biliyorum da
Emel'in kızı şehir dışında yaşıyor. Yaz sonu gelecek. Hem o zamana kadar bir ev bulup çıkmış olurlar. Ha, tamam. Tamam öyleyse. Sağ olun Selda Hanım. Bu arada depoda uygun bir yer varsa ev eşyalarını da koyabilirsek. Uygun bir yere koyun işte siz. Peki Selda Hanım. Emel'le konuşacak mısınız? Çağırayım. Gerek yok. Sen durumu izah edersin. Özellikle kızıyla ilgili olan durumu da ayrıca anlatırsın. Tabii Selda Hanım. İzninizle. Portakal lezzet veriyor tabii yemeğe. Ay bal gibi yapar şimdi o yemeği o. Ne dedi? Ne diyecek? Tamam dedi. Ay çok şükür. Hadi bir an önce taşıyalım seni. Tamam. Ay geliyor süs biberim. Neden bir saatte hazırlanamadığı belli. Aman Eda duymasın şimdi sarar başına. Aman aman. Ne haber millet? İyidir. Gözün aydın. Çıkmış senin yemeğine. Öyleymiş. Geleli neredeyse 24 saat oluyor ama henüz göremedik bizimkinin yüzünü. Yoldalar geliyorlar. Yoldalar derken? Yani ben teknedeki kaptan ve yardımcısından bahsediyorum. Seninki de ortalarda pek görünmüyor Volkan. Ayrıldınız mı yoksa? Evet abi nerede bu kız ya? Ya yok canım ne ayrılması. Hem merak etmeyin bugün ben hepinizle tanıştıracağım onu. Göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi izninizle ben Marina'ya gidiyorum Burak'ı karşılamaya. Bekle ben de seninle geliyorum. Ben de geliyorum. Aa ne öyle karşılama komitesi gibi canım. Oldu olacak bir de bando tutalım. Sen gideceksen ben kalırım ya. Volkan yalnız gitmesin diye dedim. Ben de kalırım. Tamam o zaman. Beraber gidiyoruz. Hadi. Tüm olumsuzluklara rağmen çok güzel bir gündü. Bence de. Burak Bey, Volkan Bey size mesaj gönderdi. Buyurun. Seni almaya Çağla'yla geliyorum. Seni yalnız zannediyor. Aslı konusunda oldukça gergin ve şüpheci. Bence anladı. Bir gaf yapma. Sağ ol. Oldu şimdi. Ya bari birkaç saat kötü bir şey olmasın. Senlik bir durum yok. Çağla durumu anlamış galiba. Tabii bütün gece ve bugün Volkan'ın sevgilisini. Yani seni göremeyince şüphelenmiş doğal olarak. Ayrıldık desin olsun bitsin. Ne ayrılması? Hepten şüphelenir. Saçmalama. Önce tekneden ben ineceğim. Sen bu arada kamerada beklersin. Biz gidince de çıkarsın. Taksiye binip otele gelirsin. Ya başka bir emriniz Burak Bey? Sen beni iyice kölen yaptın ya. Onu yap, bunu yap. Kusura bakma. Ben artık yokum. Sizin çocukça saçma sapan oyunlarınıza alet olamam. Ya saçmalama. Söz verdin. O dün akşam içinde. Ya ne olur. Bugün de idare et. İşe tekrar başlamanı sağlayacağım ama. Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen ne kadar alışmışsın her şeyi para anla nüfusunda satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire? Daha az önce ne güzel bir gündü diyordun. Bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Çağla ile beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan sana dönüp bakmam bile. Ukala kendini böyle... Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl öpersin beni gerizekalı? Öpmedim ki. Sadece ağzını kapadım. Çok konuşuyordum. Nasıl bir insansın sen ya gerizekalı? Ama bak hala konuşuyorsun. Ya
Geldiler. Ben gidiyorum. Otelde görüşürüz. Hala otelde görüşürüz diyor. Basmıyor mu kafan? Bitti. Anlaşma bitti. Bir şey diyemezsin tabii. Aptal şey. Merak ettim seni. Neredeydin? Yolla konuşuruz canım. Sen arabaya geç. Biz hemen teknenin hesabını halledip geliyoruz. Tamam aşkım. Ne oldu kuzen? Ne işiniz vardı Datça'da? Uzun hikaye. Daha önemli bir konu var. Nedir o? Hasta yaşadıklarımızdan dolayı biraz sinirli. O yüzden anlaşmayı bozdu. Ama onu sen ikna edersin. Otele birlikte dönün. Hem bu arada birbirinizi tanımış olursunuz. Çağla'yı biliyorsun. Eğer şüphelenirse 50 tane soru sorar şimdi. Emredersiniz Burak Bey, başka bir arzunuz var mı? Bu ne oğlum, ben senin elemanın falan mıyım? Hayat kurtarıcımsın. Arkanı toplamaktan çok sıkıldım artık. Kusura bakma, uğraşamayacağım. Ya lütfen kuzen ya. Hayır, olmaz. Kuzen bak, söz veriyorum bu son. Bir daha senden asla bu tarz bir şey istemeyeceğim. Hadi ya, hadi ama. Bak bu son ama, unutma. Tamam, anlaştık. Sen niye hemen geldin? Volkan halledecek. Seni daha fazla bekletmek istemedim canım. Yeteri kadar zaman kaybettik zaten. Aslı, iyi misin? Çok merak ettik sizi. İyiyiz ama başımıza gelmeyen kalmadı. Ama çok şükür sağ salim geldik. İstiyorsan hemen arkalarından gitmeyelim. Önce oturalım, bir şeyler içelim bir yerde. Sen de bana olanları anlatırsın. Olur mu? Olur. Ver, ben taşıyayım. Gerek yok. Teşekkürler. İşte yılın haberi. Merve Hanım, şu an elimde bomba fotoğraflar var. Mahsuroğlu Holding'in sahiplerinden Sinan Mahsuroğlu ile Mels Kozmetik'in sahibi Elçin Tekcan. Şu an teknede son derece samimi şekilde. Aferin sana, güzel iş. Hemen fotoğrafları mail at bana. Tamamdır Merve Hanım. Ay, yaşadıkların kabus gibiymiş Burak ya. Sorma, başıma her şey gelebilirdi. Ucuz yırttım. Canım, kıyamam ya. Neyse, geçti bitti, unutalım. Sen neler yaptın? Çok sıkıldım ben. Biliyorsun Eda kendi halinde. Aslı'yla da tanışamadık. Başım ağrıyormuş ne? Biraz nazlı bir şey galiba. Cins biraz. Fazla samimi olmasan iyi olur. Ama bugün hep beraber olacağız galiba. Evet, yani bugün hep beraber bir şeyler yaparız. Ama yalnız bırakma artık beni, olur mu Burak? Tamam canım. Annen arıyor. Anneme bir şey söylemedin değil mi? Saçmalama. Tabii ki hayır. Açıyorum. Alo Selda teyzeciğim. Canım nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim canım. Bizim Burak'a yine ulaşılamıyor da. Birlikte misiniz acaba? Evet, yanımda.
Açıyorum hoparlörü. Efendim anne. Oğlum, bir gittin haber yok senden. İnsan bir arar. İyi misin? Neler yapıyorsun? Merak edilecek bir şey yok anne, iyiyim. Araba kullanıyorum şimdi. Ben müsait olunca ararım seni. Tamam bir tanem, tamam. Mutlaka ara ama. Hadi öpüyorum canım seni. Bir tanem. Merak etti tabii kadın. Ver onları bana. Sen hiç bekleme. Ben Nihat'la geri döneceğim. Peki efendim. Hayatım, ben geldim. Hoş geldin. Nasılsın hayatım, iyi misin? İyiyim canım. Bunlar nedir? Öğle yemeğimiz, birlikte yeriz diye düşündüm. Evden yemek mi getirdin Selda? Niye zahmet ettin, burada bir restorana giderdik. Neyse. Acıktım da tabii. İyi o zaman, tam zamanında gelmişim. Al canım. Bunları mı yiyeceğiz? Hı hı. Ben bununla doymam ki. Ay aşkım, rejimdeyiz. Selda'cığım, rejimde olan sensin. Benim bu konuda hiçbir sorunum yok. Ama benim var Nihat'cığım. Ve biz birbirimize söz vermiştik, her şeyi beraber yapacağız diye. Aşk olsun. Ay. Çatal unutmuşum. Tamam, ben söylerim şimdi. Hı. Burcu, bize iki çatal getirir misin? Serviste tabii. Sağ ol. Anlattıkların film gibi. Ya gerçi Burak'la beraberken bunları yaşaman çok normal. Çünkü başını belaya sokmayı çok sever. Evet. Birkaç günde bile buna emin oldum. O yüzden bu kadar yeter. Artık ben devam edemeyeceğim. Yani bu yalana dahil olmak istemiyorum. Ya yaşadıklarını düşününce böyle bir karar vermen normal. Ama Burak adına senden özür dilerim. Bir gün daha dayanabilirsen. Ben gerçekten... Ya bak, sana söz veriyorum. Burak bir daha başını belaya sokamayacak. Çünkü gözüm üzerinden ayırmayacağım. Sadece bir gün daha dayanabilirsen... Peki. Süper. Madem sevgiliymiş gibi yapacağız, birbirimizi biraz tanıyalım. Yani çok lezzetli pastalar yapman dışında senin hakkında başka bir şey bilmiyorum. Şey, annemle beraber İstanbul'da yaşıyoruz. Babam ben küçükken vefat etti. Otele de en yakın arkadaşım Gonca ile beraber çalışmaya geldik. Baban için üzüldüm. Başın sağ olsun. Peki okuyor musun? Geçen sene şartlar el vermediği için okuyamadım. Ama bu sene sınavı kazandım. İnşallah okuyacağım. Peki sen? Ben de özel bir üniversitede ekonomi okuyorum. Babam ve kız kardeşimle beraber yaşıyoruz. Sen de anneni mi kaybettin yoksa? Öyle de denebilir. Ya, okula gitmediğim zamanlarda babamla beraber çalışıyorum. Onun dışında Bodrum'a otelin ön hazırlıkları için geldim. Ön hazırlık için mi geldin? Otel sizin mi? Burak söylemedi mi? Babam ve amcam oteli yeni satın aldılar. Çok şaşırdım. Haberim yoktu. Bak, bunları konuşmamız çok iyi olmuş. Yani çünkü Çağla çok meraklı bir kızdır yani. Bizim hakkımızda her şeyi öğrenmek ister. Mesela nasıl tanıştığımızı. Sence nasıl tanışmış olabiliriz? Bilmem. Aklıma bir şey gelmiyor. Bence biz bunu biraz düşünelim. Buldum. Şöyle tanışmış olalım. Bak bu harika bir kelime. Anlaştık. Teşekkür ederim.
şey mi oldu? Yok, hayır. Kalkabilir miyiz? Olur tabii. Ben hemen geliyorum. Yakışmıyor muyuz ama ya? Evet ya, ikiniz misiniz sadece? Evet, bu fırsatı iyi değerlendirmem lazım. Bana şans dile. Denize mi girsek? Böyle gayet iyi canım. O zaman kuma gömeyim seni. Ne? Çocukluğumdan beri kimse bana böyle bir şey teklif etmemiş. Hayatta olmaz. Ya ama lütfen, hadi hadi lütfen, 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 lütfen. Vallahi elinde oyuncak oldu Eda ya. Yaşasın. Evet, senin için. Senin kadar güzel değiller ama. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Sen daha iyilerine layıksın. Aslı geldi mi? Yok, Aslı gelmedi. Ama Burak Bey'le kız arkadaşı geldi. Aslı da gelir birazdan herhalde. Oh, çok şükür. Herhalde Aslı da Volkan Bey'le. Acaba numarasını istesek mi? Arasam mı ben bir? Niye telefon numarasını istiyorsun, arıyorsun falan? Ne gerek var ya? Birazdan gelir dedik yani. Niye arıyorsun ki sen şimdi o şey? Bir şey söyleyeceğim. Sen beni kıskandın mı yine? Kıskanırım, evet. Kıskanabilirim. Niye? Sen benim sevgilim misin ki beni kıskanıyorsun? Değil miyim? Hemen de bozuluyorsun ya. Çok tatlısın sen. Öyle mi? Gel kahve içelim de yediklerimizi sindirsin diyorum. Ne yedik ki sindireceğiz? İki tane kahve lütfen bize. Ay. Dur. Merve arıyor. Kim bilir ne gibi dedikodular var şimdi. Hayatım, sizin muhabbetiniz çok uzun sürer. Bir de toplantım var benim. Geliyorum. Alo. Merveciğim. Selda'cığım, nasılsın? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? İyiyim Selda'cığım. Seninle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Müsait misin? Müsaitim hayatım. Söyle. Sinan ve senin yakın arkadaşın var ya, Elçin Tekcan. Bodrum'da bir teknede görüntülenmişler. İnanmıyorum. Doğru mu bu? Evet canım. İstersen fotoğraflarını yollarım. Sanırım ilişkilerini gizli tutmaya çalışıyorlar. Ay, herhalde öyle olmalı. Ben şoktayım şu an. Merveciğim, bir şey rica edeceğim. Lütfen bu konuyla ilgili bir haber yapma, olur mu? İkisinin de zor durumda kalmasını istemiyorum. İlişkileri çok yeni olmalı ki saklama gereği duyuyorlar. Lütfen. Tamam canım. İlişkilerini açıklamaya karar verdiklerinde haberi ilk önce ben yaparım ona göre. Tamam, sen hiç merak etme. Aa, şey diyeceğim Merveciğim,
bizim otelimizin açılışı var ya biliyorsun, Cemiyet dergilerinden bir tek seni davet ettik. Lütfen bekliyoruz, olur mu? Tabii ki, kaçırır Mehmet. Tamam o zaman, görüşürüz hayatım. Hoşça kal Merve. Ay, ay inanamıyorum. Ay, şaka mı bu? Bizim Sinan'la Elçin. Sen istersen biraz dinlen. İyi olur. Ben Burak'tan programı öğreneyim, sana haber veririm. Yani telefon numaranı verirsen. Benim telefonum kaza yaptığımız arabada kaldı. Ben araç ekibinin eşyaları Burak'ın odasına gönderdim. Oradan alırsın. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Of ya, çantamın Burak'ta ne işi var şimdi? İçine bakmasa bari. Benim hemen çantayı geri almam lazım. Burak. Ben geldim. Lobinin terasındayım. Tamam, geliyorum. Volkan gelmiş. Ben yanına gidiyorum canım. Sen hazırlan, kumsalda buluşuruz. Tamam aşkım. Çağla arıyor. Efendim Çağla'cığım. Alo. Nasılsın anneciğim? İyiyim. Güzel kızım, sen nasılsın? Burak'la görüşebildiniz mi? Evet. Her şey yolunda. Bizi merak etme demek için. Evet. İşte bu harika bir haber. Buna çok sevindim. Sen ne yaptın? Hala İstanbul'da mısın? Ay yok, hayır. Bir toplantı yapmamız gerekti acilen. İzmir'e dönmek zorunda kaldım. Tamam anneciğim. Öpüyorum, görüşürüz sonra. Tamam güzelim, ben de öpüyorum çok. Elçin, aşkım bir sorun yok değil mi? Yok, hayır. Çağla'ya yalan söylemek seni huzursuz ediyor değil mi? Bazen beni çok şaşırtıyorsun. Ben seni tahmininden çok daha iyi tanıyorum Elçin. Benim için çok önemlisin. Bak bu ilişkinin hiçbir anında mutsuz ve huzursuz olmanı istemiyorum. Bunun için ne mümkünse yaparım. Akşam yemeğimizi şöyle güzel bir restoranda yiyelim. Kesinlikle ama şöyle müzik dinleyip dans edebileceğimiz bir yer olsun. Tamam, nasıl istersen. bir dakika ne diyorum ben? Kendimi kaybettim. Bence teknede kalsak iyi olur. Çünkü çocukların ne zaman nerede karşımıza çıkacakları belli olmaz. Ben de nasıl kabul ettin diye şaşkınlık içerisindeydim. Bir süre daha Sinan, lütfen. Aslı'yı ikna edebildin mi? Evet. Sana son iyiliğimi de yapmış oldum. Helal sana. Hayırdır kuzen? Ne bu surat? Bir şey mi oldu? Deniz'i gördüm. Yapma ya. Konuştunuz mu? Hayır, yanında Koray vardı. Hani şu dizide beraber oynadıkları çocuk. O Ezik'le mi birlikte yoksa? Bilmiyorum. Ayrıca bana ne ya? Sana ne de canın sıkılmış ama. Neyse kapatalım konuyu. Ben üstümü değiştirip Eda'nın yanına ineceğim. Tamam.
Üstümü değiştirip geliyorum ben de. Hadi. Neden oldu? Deniz Hanım, aranızda bir aşk var mı? Arkadaşlar, biliyorsunuz Koray Bey benim dizden arkadaşım. Karşılaştık, bir şeyler içtik. Hepsi bu. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni orada o şekilde bırakıp nasıl gidersin? Bunda bu kadar tepki verilecek ne mi? İlişkimizin duyulmasını mı istiyordun? Hayır ama yine de bu şekilde davranman gerekmezdi. Bu davranışının açıklaması bu olamaz. Of Deniz. Ne anlatıyorsun? Bunalttın beni. Uğraşamayacağım. Sen bunu hak ettin Deniz. İşimiz bitti Esra. Hadi çıkalım. Benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çiçek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer.